Başladık mı? Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bugün elektrik kısmına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektriksel potansiyel, elektriksel iş, yani enerji. Bakalım yetiştirebilirsek de elektrik alanı içerisindeki işi anlatacağım. Birinci başlığımız şu arkadaşlar. Noktanın potansiyeli. Arkadaşlar hatırlayın, şu ana kadar elektrikle ilgili kuvveti işlemiştik ve elektrik alanı işlemiştik. Hem kuvvet hem de elektrik alan, her ikisi de vektörel büyüklüktü. Artı ve eksi sadece yön için önemliydi. Cebirsel de kullanmayacaktık. Fakat potansiyel dediğimiz şey vektörel değil. Vektörellik tamamıyla bitti. Bundan sonrakilerin hepsi skaler büyüklüğü. Dolayısıyla artı ve eksi ben cebirselde kullanıyorum. Diyelim ki burada artı Q yüklü bir parçacık var. Bunu B kadar uzandaki bir A noktasında elektriksel potansiyel ifadesi nedir? Ben bunu bulacağım. Arkadaşlar elektriksel potansiyelimiz V harfiyle gösterilir. Eşittir K çarpı Q bölü D ile verilir. Ve skaler büyüklüktür. Skaler büyüklük olduğundan dolayı artı x'i cebirselde kullanacağım. Yani burada eksi Q yüklü bir parçacık olduğunu düşün. Bunun D kadar uzamdaki bir A noktasında elektriksel potansiyel ifadesini bulacağım. Potansiyelim. Arkadaşlar parçacık eksi olduğu için eksi K çarpı Q bölü D ile verilir. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Soru şu. Artı Q yüklü bir parçacığım var. Eksi 2 Q yüklü bir parçacığım var. Bunların K noktasında oluşturduğu potansiyeli L noktasında oluşturduğu potansiyeli oranı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar önce K noktasının potansiyelini bulacağım. Yani VK eşittir. K noktası için artı Q'nun K noktasında bir potansiyeli var. O da K çarpı Q bölü D kadar. Bir de eksi 2 Q'nun K noktasında potansiyeli var. Eksi, parçacık eksi işaretli olduğu için, eksi K çarpı yüküm 2 Q bölü K noktasına olan uzaklığım arkadaşlar 3'te. Kaç çıkar? 1'den 2 bölü 3 çıkarsa 1 bölü 3 kalır. Dolayısıyla K Q bölü 3'te. Geldim L noktasına. L noktası için arkadaşlar potansiyel ifadem artı Q'nun L'deki potansiyeli K çarpı Q bölü 2'de eksi 2 Q'nun L'deki potansiyeli eksi K çarpı 2 Q bölü 2'de. İkiler birbirini götürdü. 1 bölü 2'den 1 çıkarsa ne kalır? Eksi K çarpı Q bölü 2D çıkar. Ben K bölü neyi sordum gençler? VK bölü VL oranı da K'nın değeri 1 bölü 3. Bunun değeri 1 bölü 2. 1 bölü 3 bölü eksi 1 bölü 2. Ters yönü çarparsam cevap eksi 2 bölü 3 çıkar. Sıkıntımız var mı arkadaşlar? Tekrarını isteyen var mı? Tamam. Örnek. Arkadaşlar, vektörellik ile skalerlik arasındaki farkı daha net görebilmeniz için şimdi
üçgen şeklinde bir düzlemde potansiyel ifadesini bulacağım. Burası D kadar, burası diyelim ki 3D kadar olsun. Buradan Q1, 2, artı 2Q diyelim. Burada Q2, 2, eksi 3Q olsun diyelim. Burası da K noktası olsun. Arkadaşlar, buradaki açıların ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Hatırlayın, buna benzer bir soruyor. Hem kuvvet, elektriksel kuvvet, hem de elektriksel alanda çözmüştüm. O zaman açılarla işlem yapmıştım çünkü vektöreldi. Ama şu anda buradaki açılar 60-60-60 da olsa, 30-40 bilmem neydi olsa hiç fark etmez. Açı beni ilgilendirmiyor çünkü skaler değil. Sorumuz şu, Q1'i, K'daki potansiyeli, V ise K noktasındaki toplam potansiyel ifadesi nedir? Toplam potansiyel kaç V'dir? Evet, sorumuz bu. Arkadaşlar, Q1 yükünün yani artı Q2'nin K noktasındaki potansiyeline V'dir. Hemen yazıyorum. V eşittir. Bunun buradaki potansiyeli. Artı K çarpı 2Q bölü T kadar. Benden istenilen K noktasındaki toplam potansiyel. Arkadaşlar, K noktasındaki toplam potansiyeline V üstündür. O da bir, bunun buradaki potansiyeli ve bunun buradaki potansiyeli. Hemen yazıyorum. Bunun buradaki potansiyeli K çarpı 2Q bölü de eksi, parçacık eksi işaretli. K çarpı 3Q bölü 3'de. 3'ler birbirini götürdü mü? Arkadaşlar, 2'den 1 çıktı, 1 mi kaldı? Yani V üstünün değeri K2 bölü D. V'nin değeri neydi? K2Q bölü D. Yani 2'ye V geldiyse 1'e ne gelir? V bölü 2'dir. Her ikisi de pozitif. Burada bir sıkıntımız var mı gençler? Galiba yok. Arkadaşlar şimdi geldik kürenin potansiyeline. Hatırlayın. Kürenin elektrik alanı vardı. Noktanın elektrik alanı vardı. Noktanın potansiyeli var ve noktanın kürenin potansiyeli var. Kürenin potansiyeli şu şekilde. Kürenin potansiyeli. Görünüyor mu arkadaşlar yazı? Kırmızı görünüyor mu arkadaşlar? Gençler, kürenin potansiyeli dediğimiz şey şu. Bu bir küre. Kürenin yarı çapına 2D dedi. Hatırlayın. Yükler nerede toplanacaktı? Her zaman en uzakta toplanacaktı. Dolayısıyla kürenin neresinde olacak gençler? Yüzeyinde. Kürenin iç kısmında yük yoktu. Diyelim ki artı yüklü. Kürenin içerisinde hatırlayın arkadaşlar, elektrik alan değeri sıfırdı. Ama burada potansiyel maksimum. Arkadaşlar, kürenin içerisinde, merkezinde, kürenin herhangi bir noktasında ta ki yüzeyine kadar, bakın ta ki
yüzeyine kadar elektrik potansiyeli hem maksimum değerdedir hem de her yerde eşittir. Yani şöyle, yüzeyden ta diğer yüzeye kadar içinde de her yerde elektrik potansiyeli sabit, maksimum ve eşit. Yüzeyden uzaklaştıkça arkadaşlar parabolik bir şekilde bir azalma meydana gelecek. Grafik parabolik bir şekilde azalacak. Şimdi şuraya dikkat edin. Potansiyel dediğimiz şey K, Q bölü D kadar değil miydi? Formül buydu. K sabit, Q yükü. D dediğimiz şey ise uzaklık. Çok dikkat et buraya. Arkadaşlar, yarıçapına 2R dedim. Ve ben bunu R, R şeklinde ayırır ve buraya A noktası dersem. A noktası yüzeyine de B noktası dedim. Arkadaşlar, A noktasının potansiyeli ile B noktasının potansiyeli birbirine eşittir. Hani dedik ya, içinde de, merkezinde de, yüzeyinde de hep aynı değer. Dedik ya, eşittir ve bunun büyüklüğü K, Q bölü D dediğim şey yarıçapına uzaklığı. 2D'ye kadar. Bak, A noktasının merkezine olan uzaklığı R'dir. Ama R diye almayacaksın. Yarı çap uzunluğu neyse onu yazacaksın. Hemen bununla ilgili bir örnek. Soru şu. Gençler. S anahtarı açıkken K noktasının potansiyelini S anahtarı kapandıktan sonra K noktasının potansiyeline oranı nedir? Yani S anahtarı açıkken K noktasının potansiyeline VK dersen S anahtarı kapandıktan sonra K'nın potansiyeline VK üssü dersen bunların oranı nedir diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar çok dikkat edin. Bakın, birçok öğrenci arkadaşımızın yanlış yaptığı bir kısım. Yavaş anlatacağım, sakin sakin anlatacağım. Sen de pür dikkat dinle, anlamadığın yeri anında yaz. Arkadaşım, K anahtarı açıkken iki tane küre var, bir büyük bir küçük. K noktası küçük olanın yüzeyinde ama büyük olanın içinde. Şimdi artı Q yükünün K noktasındaki potansiyeli K çarpı Q bölü R'dir. 3Q'nun K noktasındaki potansiyeli arkadaşlar büyük K noktası. Büyük olan içinde. Büyük olan içinde ama şuraya hatırla, yarış yapın hepsini alacaksın. Eksi. Niye? Eksi işareti. K çarpı 3Q bölü bak merkezden olan tüm uzaklığı alacaksın. R almayacaksın. Büyük olanın yarış yapı ne kadar? 2R. 2R diye alacaksın. Dolayısıyla VK dediğimiz şey kaç çıkar? 1'den 1.5 çıkarsa eksi KQ bölü 2R kalır. Şimdi buraya kadar ben anlamadım diye bir arkadaşım varsa lütfen hemen yazsın. Gençler, şimdi geldim VK üstüne. Hemen anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum. Arkadaşlar, VK dediğim şey S anahtarı açıkken K noktasının potansiyeli. K noktası
küçük olan çemberi yüzeyinde ve K noktası büyük olan çemberi içinde. Şimdi küçük olanın K noktasına olan etkisi K çarpı K sabit K çarpı küçük Q kadar bölü R. Eksi. Neden eksi? Büyük olanın yükü eksi 3Q. Eksi oradan geldi. Eksi. K çarpı büyük olanın yükü 3Q bölü, bak büyük olanın yarı çapı 2R kadar. Onun için ben buraya 2R yazdım. Hiç demedim ki K noktası merkezden R kadar uzakta demedim. Niye? Çünkü ben biliyorum ki kürenin içerisinde her noktada elektrik potansiyeli eşit ve maksimum. V yazarken kürenin yarıçapının hepsini yazıyor. Nerede olduğu hiç önemli değil. İşlemi yaptım. Ne çıktı cevap? Eksi K2 bölü 2R çıktı. Şimdi arkadaşlar sorunun ikinci kısmı. Demiş ki S anahtarını kapat. Eyvallah kapattım. Bak şimdi. S anahtarını kapattığım zaman arkadaşlar burada artı Q2 var. Burada eksi 3 Q2 var. Bütün yük nerede toplanacak? Dışarıda toplanmayacak mıydı? Hani kürenin içerisinde yük olmayacaktı. Her zaman yükler en dıştan toplanırdı. O zaman şöyle bir şey gerçekleşecek. Buradaki artı Q yükü buraya geçmiş gibi düşün. E buraya geçince burada yük kaldı mı yavrum? Hayır. E eksi 3 vardı burada. Artı Q'da gelince aslında buranın toplam yükü eksi 2 Q olmadı mı? Burada bir sıkıntım var mı? Şimdi soru aslında şuna döndü. Yarıçap 2 R olan var. Büyük değeri de eksi 2 Q. Burası K noktası. R, A burası da R. E bunun buradaki potansiyeline, ben buraya R kare üstü dedim. Eşittir. Yüküm ne? Eksi. O zaman eksi K çarpı 2 Q bölü yarı çapım ne kadar? Bak yine tüm yarı çapı sattım. 2 R. Gitti mi? Cevap ne çıktı? Eksi K Q bölü R. Eksi K Q bölü 2 R'nin değeri VK, VK üssünün değeri eksi K Q bölü R. Ne oldu? 1 bölü 2 bölü 1. Cevap 1 bölü, cevap 1 bölü 2 çıkacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Kafama yatmayan bir şey var mı? Benim başımla gözüm üstüne. Tahtayı siliyorum, bu soruyu da anlatıyorum. Gel gel, utanma gel. Gel gel Ercan, gel utanma gel. Gel millete bir selam ver, ayıptır gel. Gençler soruyu buraya tekrardan yazıyorum. Aynı soruyu. Canım sorunun hepsini mi tekrar edeyim yoksa anahtarı kapattıktan sonraki kısmı mı? Anahtarı kapattıktan sonraki kısmı mı tekrar edeyim yoksa en baştan mı? Kattıktan sonra. Yani kapattıktan sonra. Tamam. Şimdi anahtarı kapatıyorum. Bak şimdi burası artı Q'ydu. Burası eksi 3 Q'ydu. Burada da benim S anahtarım vardı. Burası R, burası R. Ama burası da K. Doğru mu? Şimdi ıldırcınlar, ben tuttum. Anahtarı kapattım. Anahtarı kapattığım vakit anahtarı kapattığım zaman arkadaşlar
Bütün yük dışarıda toplanacak. Niye? Çünkü ben biliyorum ki yükler birbirini olabildiğince en uzaktan çeker ya da yükler birbirini olabildiğince en uzağa iter. Dolayısıyla kürenin içerisinde yük yok. İçi boş kürenin içerisinde yük yok. Hepsi nerede toplanacak? Yüzeyde. Madem ki yüzeyde toplanacak, o zaman burası artı Q değil. Artı Q yükü artık buraya geçmiş olur. Burası yok. Sildim. Artı Q yükü burada buraya geçmiş gibi olur. Burada eksi 3 Q vardı. Artı Q kadar da geldi. E toplam buranın yükü ne oldu? Eksi 2 Q. Doğru mudur? Şimdi bu eksi 2 Q'nun K noktasındaki potansiyelini VK üstü eşittir. K çarpı yüküm ne artı? Eksi 2. Eksiyi başa yazdım. Bölü paşam büyük olanın yarı çapı ne? 2R değil mi? O zaman ben buraya 2R yazayım. Hiç R yazmayacağım. Yarı çap neyse yarı çapı hepsini yazıyorum. Aha bunlar gitti. Eksi K Q bölü R. Şimdi anladık mı? Buraya sileyim. Arkadaşlar şimdi geldik elektriksel potansiyel enerjiye. Elektriksel potansiyel enerji. Gençler. Elektriksel potansiyel enerji dediğimiz şey şu. Diyelim ki burada Q1 yüklü bir parçası. Ve diyelim ki burada da Q2 yüklü bir parçacık var. Ve bunların arasındaki uzaklık D kadar. Arkadaşlar bunlar birbirlerine bir kuvvet uygularlar. Bu uygulayacak kuvvetlerden dolayı ya bunlar hareket edecek. Hareket edeceklerinden dolayı bunların sahip olacağı bir enerji olacak. Arkadaşlar hiç elektriği boşver. Salla gider. Mekanik fiziğindeki iş güç enerjiyi bir düşünün. Arkadaşlar iş dediğimiz şey neydi? İş eşittir. Kuvvet çarpı alınan yoldu. Doğru mu? Evet. Evet dediğim şey bunların birbirine uygulayacak kuvvet. Elektriksel kuvvet değil mi? Yani K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Çarpı X dediğim şey yok. Yani aralarındaki uzaklığı çarpı D. Ya arkadaşlar D ile D kareyi sadeleştirdiğim vakit şöyle bir ifade etme çıkmıyor. Böyle bir ifade. Karşıma çıkmayacak. E bu yapılan iştir. Yani sahip olduğu enerjidir. Potansiyel enerji arkadaşlar. Formülü. Potansiyel enerjinin formülü K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D ile verilir. Formülü bu. Hemen bununla ilgili bir örnek. Tabii gençler enerji dediğimiz şey nasıl büyüklük? Skaler büyüklük. Dolayısıyla artı ve eksiyi ben nerede kullanacağım? Cebirselde kullanacağım.
Yani burada Q1 3 var. Diyelim ki artı 3. Q2 3 var. Diyelim ki eksi 2 Q. Burada Q3 3 var. Diyelim ki artı 3. Aradaki uzaklıkların B2'de ve İki de gençler, sorumuz şu. Q2 yükünün sahip olduğu enerji E kadar ise, bakın Q2'nin sahip olduğu enerji, sahip olduğu enerji E ise sistemin enerjisi kaç eder? Sistemin enerjisi kaç E'dir? Soru bu. Gençler, Q2'nin sahip olduğu enerji. Bakın Q2 burada duruyor mu? Q1'in Q2'ye bir etkisi var mı? Var. Q3'ün Q2'ye bir etkisi var mı? Var. Bu etkilerin toplamı enerjisini verecek. Yani E dediğim şey bunun buraya olan etkisi. Arkadaşlar 1 artı 1 eksi. Cebirsel işlemde kullanacaktım artı eksiyi. Eksi artı eksi çarparsam eksi olur. Eksi K çarpı Q1 çarpı Q2 yani Q çarpı 2 Q bölü D. Bir de bunun buraya olan bir etkisi var. O da artı ile eksi çarparsam yine eksi çıkar. K çarpı 3 Q çarpı 2 Q bölü 2 D. O zaman N'in değeri nedir? Eksi 2 eksi 3 daha, eksi 5 mi? Eksi 5 tane K çarpı Q kare bölü D. En dediğimiz ifade bu. Benden istenilen sistemin enerjisi. Arkadaşlar sistemin olabilir, 0.7 olabilir. Arkadaşlar sistemin enerjisi dediğim zaman bütün yükleri B
birbirleriyle tek 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 etkileşimini aldı. Yani Q1'in Q2 etkisi, Q2'nin Q3'e etkisi ve Q3'ün Q1'e olan etkisi. Sistemin enerjisine ben eksi dersem, beşer Q1'in Q2'ye olan etkisi eksi. Niye? Artı eksi çarptığım zaman eksi çıkarım. K çarptı, Q çarptı. 2Q bölü de Q2 ile Q3'ün etkileşimi arkadaşlar. Artı ile eksiyi çarptığım zaman eksi çıkacak. Eksi K çarptı, 2Q çarptı, 3Q bölü 2'de. 3 ile 1'in etkileşimi arkadaşlar. Her ikisi de artı. Artı ile artıyı çarparsam artı çıkar. Artı K çarptı, Q çarptı 3Q bölü aradaki uzaklık 2'de. Sıkıntımız var mı arkadaşlar? Aklınıza yatmayan bir şey varsa yazın, ben buradan okuyacağım. İşlemi devam ettiriyorum. Şu ikiler birbirini götürdü. Burası ne oldu? Eksi 5. Eksi 5'ten 1,5 çıktı. Eksi 5'ten 1,5. 5'ten 1,5. 3,5. Anlatacağım. Eşittir. Arkadaşlar bunun değeri 5. 5'ten 1,5 çıkarsa 3,5 kalır. 5'e E gelirse 3,5'a ne gelir? Beşe E gelirse 3,5'a 7 bölü 2'ye X gelir. Buradan da X'in değeri kaç çıkar? 7 E bölü 2 bölü 5'tir. Sanırım 0,7 doğru. Arkadaşlar soruyu bir daha anlatıyorum. En baştan anlatıyorum arkadaşlar. Soruda demiştik ki paşa, Q2'nin sahip olduğu enerji E kadar. Q2'nin sahip olduğu. Sistem değil. O zaman Q2'ye kimler etki edecek? Ben ona bakmalıyım. Q2'ye arkadaşlar Q1 etki eder mi? Evet. O zaman E dediğim şey Q1'in buraya olan etkisi. Burası artı. Burası eksi. Artı ile eksi çarptığında ne çıkacak? Eksi. K çarpı Q çarpı 2Q bölü D. Q2'ye bir de bu etki. Bunun buraya olan etkisi. Artı ile eksiyi çarparsa eksi çıkar. Eksi. K çarpı 2Q çarpı 3Q bölü 2D. İkiler birbirini götürdü. O zaman E'nin değeri eksi eksi, eksi 2, eksi 3 daha, eksi 5 çarpı K çarpı Q kare bölü D'dir. Buraya kadar bir sıkıntım var mı? Var mı arkadaşlar? Yok. Şimdi sınıfım eyvallah Nidacan sağ olasın. Sınıfın sözcüsü sen ol. Şimdi arkadaşlar, benden sorulan şey sistemin enerjisi. Sistemin toplam enerjisini soruyor. Toplam enerji deyince, yani sistemin enerjisi deyince, sistemde var olan tüm yüklerin birbirleriyle olan ilişkisini almam lazım. Yani
sistemin enerjisine ben en üstü dersem Q1'in Q2 ile etkileşimi, Q2'nin Q3 ile etkileşimi, Q3'ün Q1 ile etkileşimi. Bütün hepsini tek 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 anlamlı. Arkadaşlar Q1 ile Q2'nin etkileşimi eksi, artı bir eksi çünkü. K çarpı Q çarpı 2Q bölü D. Q2'nin Q3 ile etkileşimi eksi, çünkü artı bir eksi çarparsan eksi çünkü. K çarpı 2Q çarpı 3Q bölü 2D. Bir de bunu burayla olan etkileşimi var. Artı ile artıyı çarparsam artı bir çıkar. Artı K çarpı 3Q çarpı Q bölü aradaki uzaklık 2D. Daha sonra burayı yaptım. Burası kaç çıktı? 5. Eksi 5. Eksi 5'ten 1,5 eksi 7 bölü 2 midir? Daha sonra dedim ki bak ikisi de eksi çıktı sonuçta. İkisi de eksi çıktı ya. Daha sonra oran orantı kurdum. Hani E cinsinden yazmam lazım. E'nin değeri 5 değil miydi? 5'e E gelirse ben ne buldum? 7 bölü 2. 7 bölü 2'ye X gelir. Daha sonra ters çevirdim. Çarptım. Cevap 0.7 E olarak çıktı. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Aklımıza yatmayan bir şey var mı? Son bir cümle bekliyorum arkadaşlar. Kafamıza yatmayan bir şey var mı yok mu? Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir sonraki ders görüşmek üzere.